Cevaplı test 5'teyiz. İlk soruda A ve B reel sayıları için A eksi B büyüktür. A artı B, B mutlaka eşittir A olduğuna göre demiş. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. İlk önce mutlak A'yı yazalım. Mutlak A eşittir A ise o zaman şu ise'yi düzgün yapayım. Hoca kızar. A ise o zaman A büyük eşittir 0 olmalı. Yukarıdaki eşitsizlik de A eksi B büyüktür. A artı B ise B'yi bu tarafa atarım eksi B'yi. A'yı da bu tarafa atarım 0 büyüktür 2B olur. Buradan B küçüktür 0 olur. O zaman bu ikisini bir arada düşünecek olursak B küçüktür 0. 0 da küçük eşittir A'dır. Böyle bir sıralama yakalarız. Bu sıralamayı da şıklarımızda aradığımızda cevabımız C seçeneği olur. İkinci soruda ne vermiş? Eşitsizlikler ve bir eşitlik vermiş. Ne demiş? A artı B küçüktür. A eksi B ve A eksi B'nin mutlak değeri eşittir. B eksi A ve sonra da ne demiş? B çarpı C küçüktür 0 olduğuna göre demiş. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sormuş. Hemen ilk eşitsizliğimiz A artı B küçüktür. A eksi B ise B'yi bu tarafa, A'yı bu tarafa atarız. Buradan 2B küçüktür 0, B küçüktür 0 bulunur. Yine bir alttaki mutlak değerli ifadeyi yazıyorum. A eksi B'nin mutlak değeri eşittir B eksi A demiş ama onu eksi parantezinde A eksi B olarak yazacak olursa demek ki A eksi B eksiyle çarpılıp çıkmış. Demek ki A eksi B küçüktür 0'dır. Buradan B'yi bu tarafa atacak olursak A küçüktür B çıkar. Demek ki B küçüktür 0'dı. A da ondan küçük olduğuna göre A da küçüktür 0'dır. Burada sıralama verilmiş zaten. Şimdi C'nin durumuna bakacağız. Burada B çarpı C küçüktür 0 demiş. B çarpı C küçüktür 0 ise bakın ben B'nin 0'dan küçük olduğunu buldum. Sonuç da 0'dan küçük çıkacak. O zaman C'nin ne olması gerekir? 0'dan büyük olması gerekir. O zaman C hem A'dan hem B'den büyüktür, pozitiftir. O zaman A küçük B, B küçük C sıralaması ortaya çıkar. Ama burada tabii ki A eksi B'nin eşittir 0 olma durumu olduğu için de A B'ye eşit ya da küçük B'den küçük olabilir. Buradan da cevap C seçeneğidir. Üçüncü soruda X, Y, Z elemanıdır. Doğal sayılar olmak üzere 1 bölü Z küçüktür. 1 bölü X o da küçüktür. 1 bölü Z veriliyor demiş ve mutlak içinde X eksi Y artı mutlak içinde Y eksi Z artı mutlak içinde Z eksi X toplamının eşiti nedir diye sormuş. Bir kere x, y, z doğal sayı ise o zaman bu ifadelerin çarpmaya göre tersini alırsam z büyüktür x, o da büyüktür y olur. Bu sıralamayı yapabilirim çünkü eleman adır doğal sayı demiş. Sonra da ben buraya ifademizi yazacak olursam bakın ifademizi pratik şekilde yazdım. İlk başta ne demiş? X eksi Y demiş. Eğer ben şu X'ini alacak olursam X büyüktür Y dediğine göre Y'yi bu tarafa atacak olursak Y eksi X büyüktür 0 çıkar. Dolayısıyla mutlak değer içinden aynen çıkacaktır. Sonra Y eksi Z demiş. Yani şu ikisini alacağız. Yani Z büyüktür Y demiş. Y eksi Z dediği için Z'yi bu tarafa atarım. 0 büyüktür Y eksi Z olur. Bunu tersten yazarsanız Y eksi Z küçüktür 0 olur. Dolayısıyla ifade 0'dan küçüktür. O zaman mutlak değerden eksiyle çarpılıp çıkacaktır. Yani Z eksi Y olarak çıkacaktır. Mutlak değerin içinden arada artı var. Z eksi X demiş. Tabii ki şu X'ini alacağız. Onu da şurada yapalım. Z büyüktür X dediği için
x'i bu tarafa atacak olursak z eksi x büyüktür, 0 çıkar. Dolayısıyla ifade pozitiftir ve mutlak değerin içinden z eksi x olarak çıkar. Buradan ne olur? Tabii ki eksi x artı x birbirini götürür ve buradan ifademiz iki parantezinde z eksi y'ye eşit olur. Buradan da cevap E seçeneğidir. Dördüncü soruda iki mutlak değer ifadenin toplamı eşittir sıfır olduğuna göre demiş. X eksi y farkı kaça eşittir diye sormuş. Bir kere iki mutlak değer ifadenin toplamı sıfırsa mutlak değerlerin içlerinin sıfır olması gerekir ve bunların toplamından zaten sıfır gelir. Eğer içler sıfırsa o zaman 3x eksi 4y eksi 5 eşittir sıfır. 4x eksi 3y eksi 2 eşittir sıfırdır. Buradan bunları topladığımızda 7x eksi 7y eksi 7 eşittir sıfır gelir. Buradan 7 parantezinde x eksi y eşittir 7'dir. Buradan da x eksi y eşittir 1 bulunur. Buradan da doğru şıkkımız B seçeneği olur. Beşinci soruda x, y, z birer pozitif tam sayıdır demiş ve x eksi 2y'nin mutlak değeri artı 3y eksi 2z'nin mutlak değeri eşittir sıfır olduğuna göre demiş. X, y, z sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir kere bu toplamın sıfır olması için mutlak değerlerin içlerinin sıfır olması gerekir. Buradan da toplam zaten sıfır gelir. O zaman x eksi 2y eşittir 0. Bir de 3y eksi 2z eşittir 0 olmalı. Buradan x eşittir 2'ye. Diğer eşitlikten de 3y eşittir 2z gelir. Buradan x ve z arasında da bir sıralama yapabilmem için y'lerin bu katsayılarını birbirine eşitlemem gerekiyor. O zaman ben bu eşitliği 3 ile genişletiyorum. Bu eşitliği de 2 ile genişletiyorum. 3 ile genişlettiğimde 3x eşittir 6y. Buradan da 6y eşittir 4z gelir. Buradan ikisi de 6y'ye eşit olduğu için 3x eşittir 6y. O da eşittir 4z şeklinde bunları üçünü birbirine eşit şekilde yazabilirim. Buradan da hepsine eşittir bir k sabiti diyeceğim ama onun için ilk önce 3'ün 6'nın ve 4'ün yani bu katsayıların okekini alıyorum. Okekini aldığımda 2'ye böldük 2, 3, 3. 2'ye böldük 1, 3, 3. 3'e böldük 1, 1, 1 gelir. Bunların okeki 13, o 12 geldiği için 13 nereden çıktı? 12 geldiği için ben bunların k sabitine 12k dedim. 3x'in 12k olması için x'in 4k olması gerekir. 6y'de de y'nin 2k olması gerekir. 4z'de z'nin 3k olması gerekir ki çarpımlar 12k'ya eşit olsun. O zaman buradan en büyük pozitif tam sayımız x olur. Ondan sonra z olur. Ondan sonra da y olur. Yani x büyüktür, z büyüktür, y'dir. Buradan da cevap E seçeneği olur. Altıncı soruda x, y, z birer pozitif tam sayıdır demiş ve 4x eksi 3y üzeri 20 artı 3y eksi 2z'nin mutlak değeri eşittir sıfır olduğuna göre demiş. X artı y artı z toplamı en az kaç olabilir diye sormuş. Bu toplamın sıfır olması için tabii ki ifadelerin içindeki yani bu üssün içinin ve mutlak değerin içinin sıfıra eşit olması lazım. O zaman 4x eksi 3y eşittir 0. Buradan 4x eşittir 3y. Mutlak değer içi de 0 olmalı. Yani 3y eksi 2z eşittir 0. O zaman 3y eşittir 2z olur.
2z'de 4x'de 3y'ye eşit olduğu için o zaman şöyle yazabilirim. 4x eşittir 3y, o da eşittir 2z şeklinde yazılabilir bu ifade. Sonra da bunları bir orantı sabitine eşitleyeceğim. Ona da ne diyeceğim? Ona da şunu diyelim. 4'ün, yani şu katsayıların o kekini alıyorum. 4, 3, 4, 3 ve 2'nin o keki eşittir. 2'ye böldüm 2, 3, 1. 2'ye böldüm 1, 1, 3. 3'e böldüm 1, 1, 1'dir. Buradan 4, 3, 2'nin o keki 12 gelir. O zaman ben bunların orantı sabitine 12k dersem buradan x 3k gelir. Y 4k'dır. Z de 6k'dır. O zaman x eşittir 3k, y eşittir 4k, z eşittir 6k. Bunların toplamı da x artı y artı z eşittir 13k olur. Buradan da k eşittir 1 olursa x artı y artı z toplamı en az 13 bulunur. Cevabımız da C şıkkıdır. Yedinci sorumuz da mutlak değer içinde a artı b eksi 3 artı mutlak değer içinde a eksi b eksi 7 toplamı eşittir 0 olduğuna göre demiş. A çarpı b kaçtır diye sormuş. Toplam 0 ise mutlak değerlerin içleri 0'dır. O zaman a artı b eksi 3 eşittir 0. A eksi b eksi 7 eşittir 0'dır. Bunları topladığımızda 2a eksi 10 eşittir 0. 2a eşittir 10. A eşittir 5 çıkar. Ve burada yerine yazarsak 5 artı b eksi 3 eşittir 0. B artı 2 eşittir 0. Buradan da b eşittir eksi 2 bulunur. Bize a çarpı b'yi sorduğu için a'yı 5 buldum. B'yi de eksi 2 buldum. Çarpımları da eksi 10 olur. Cevabımız da a seçeneği olur. Sekizinci sorumuzda x kare artı y eksi 3'ü mutlak değeri eşittir 2x eksi 1 eşitliğini sağlayan x ve y değerlerinin toplamı nedir diye sormuş. Hemen ifademizi yazalım. X kare artı y eksi 3'ü mutlak değeri eşittir 2x eksi 1. Buradan 2x'i ve eksi 1'i eşitliğin bu tarafına atacak olursak buradan x kare eksi 2x artı 1 artı y eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 0 bulunur. Buradan bu ifade zaten x eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün mutlak değeri olur. Mutlak değeri olur. O da eşittir 0'dır. Bu toplamın 0 olması için x eksi 1 eşittir 0. Y eksi 3 eşittir 0 olmalıdır. Buradan x eşittir 1, y eşittir 3'tür. Bize x artı y'yi sorduğu için 1 artı 3'ten cevabımız 4 bulunur.